duymak, görmek ve anlamak istemesek de vuku bulan hakikatten başka bir şey değildir. Gerçek, kendi hakikatiyle buluşup yüzleşmedikçe kayıptır. Keşfedilmeyi ve anlamlandırılmayı bekler. Tıpkı Avrupa'daki yüzlerce yıl öncesine uzanan Türk tarihi gibi. Şimdiye kadar bilinen, Türklerin 1960'lı yıllarda işçi olarak gittiği Almanya'da 40-50 yıllık bir tarihe sahip olduğuydu. Oysa asıl soruları soran ve cevaplayan zamandır. Bizzat hayatın ve hadiselerin kendisidir. Oysa Türklerin Avrupa'daki tarihi bugünkü Alman devletinden daha eskiydi. Oysa 8 asır öncesine uzanan Türk soyları yaşıyordu Almanya'da hala. Oysa binlerce Türk, kadın, erkek, çocuk, binlerce asker esir alınmıştı 2. Viyana kuşatmasında ve sonra Balkanlarda. Köle ve hizmetçi olarak dağıtılmıştı binlerce Türk Almanya içlerinde tam 350 yıl önce. Binlerce Türk'ün ismi değiştirilmiş, çoğu vaftiz edilerek Hristiyanlaştırılmıştı. Bazıları da vaftiz olmayıp Müslüman olarak yaşamanın bedelini ödemişti onurluca. Fakat hiçbiri anlatılmadı, duyulmadı, hatırlanmadı ve sahiplenilmedi. Türkler Viyana önlerine ilk defa 1529 yılında geldiler. 1683 yılında ikinci ve son defa geldiklerinde aradan tam 150 yıl geçmişti. Kanuni Sultan Süleyman komutasında gerçekleştirdikleri ilk kuşatmada asıl amaçları şehri almaktan çok güç gösterisinde bulunmak ve korku salmaktı. Müzik
Fakat 150 yıldan sonra ikinci defa geldiklerinde durum farklıydı. Avrupa bütün mezhep ve çıkar çatışmalarını bir yana iterek birleşmeye çalışıyordu. Avusturya, Almanya ve İspanya'nın öncülüğünde Avrupa Türklere karşı yeni oluşmaya başlayan kıta bilincini kurmaya ve savunmaya çalışıyordu. Osmanlı Devleti Güneydoğu Avrupa'ya yayılmalarından, yani 14. yüzyılın ortasından itibaren sürekli artan bir şekilde en fazla korkulan Habsburg Devleti'nin bir düşmanıydı. Habsburg Devleti, Osmanlıların hemen önündeki cepheyi oluşturuyordu. Türk gücüne karşı savunma ve Avrupa devletlerini Osmanlı'nın ordu gücüne karşı Habsburg Devleti'nin yanında yer almaya cesaretlendirmek için dini motiflerden de faydalanıldı. Bir tarafta Hristiyanlar, öbür tarafta da İslam vardı. Türk korkusu veya Türk sıkıntısı kavramı 16. yüzyılda da yaygın olarak kullanılmaktaydı. Fakat 16. yüzyılın yeni gelişen Protestanlığı, ki Luther'ın meydana çıkış tarihi 1517'dir, çok güçlü bir şekilde ilerleyen Osmanlı ordusu ile yapılan mücadelelerle şekillendiğini unutmamalıyız. Bu Türk tehlikesinin muhasebesini yapan sayısız el ilanı, basılı kitaplar oluştu ve aynı zamanda vaazlar verildi. Esasen 1529 ve 1683 yıllarında olmak üzere bir değil iki kuşatma gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık olarak 150 yıllık bir zaman aralığı demektir. Bu süre içinde Osmanlılar Viyana'dan tahminen 100 kilometre ötede duruyorlardı. Budapeşte Osmanlı başkenti, en azından bölge başkentiydi. Bütün Batı Avrupa, özellikle Almanya ve Avusturya büyük oranda Osmanlı baskısı altındaydı. Bu gece ve gündüz sürekli etkilenilen bir masal gibiydi. Zira Osmanlı sınırda duruyordu. Bu savaş durumu kısa veya uzun süren barış anlamına gelmiyordu. Bu daha çok iki toplum sisteminin, iki kültürün, iki dinin karşı karşıya gelmesi demekti. Savaşlar Avrupa'da her zaman oldu. Savaş o kadar önemli değildi. Fakat Osmanlılarla savaşmak farklı bir şeydi. Bu pekala ifade edilebileceği gibi başka bir dünyayla kavga etmekti. En fazla öneme haiz olan bu karşı karşıya gelişti. Gerçi bu 150 yılın büyük bir bölümünde barış hakimdi. Fakat bu barışın ebediyen sürmeyeceği, mutlaka çatışmanın olacağı düşünülüyordu. Nitekim Viyana Osmanlılar tarafından 1683 yılında tekrar kuşatıldı. ...14. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya hakim olan Türk korkusu, Avrupalıların Türklerden sadece korktukları ve kültürel anlamda hiç etkilenmedikleri anlamına gelmiyor. Özellikle 17. yüzyıl sonlarına kadar Avrupalılar, Osmanlı saraylarındaki yaşam tarzı, ordu düzeni, savaş teknolojisi ve mehter müziğini takip ettiler. Osmanlı'nın Avrupa üzerindeki nüfuzu 16. yüzyılda o denli yoğundu ki, Katolikler, Protestan hareketinin ortaya çıkışında ve güçlenmesinde Avrupa'nın zayıflamasını isteyen Osmanlıların etkisi olduğunu düşündüler. Bu dönemde hakim olan Osmanlı karşıtlığı, sadece Avrupa Birliği düşüncesinin uyanmasını değil, aynı zamanda dini ve kültürel kimliğin oluşmasını da sağlayan önemli faktörlerden biriydi. 16. yüzyılda bu Türk tehlikesi, Türk korkusu, Türk sıkıntısından oluşan tayfı saymazsak, reform döneminin ileri gelenleri sürekli olarak Osmanlıların çok iyi organize edilmiş bir devlete sahip olduklarına, devletin başı olan sultanın diğer çağdaş krallar gibi kendilerine rahata ve lükse adamak yerine basit bir hayat sürmesine, askerlerinin yanında ve onlarla birlikte olmasına dikkat çekiyorlardı.
Bu durum 16. yüzyılın hüküm süren krallarına karşı tezat oluşturuyordu. Lüteryan Hristiyanların İslam'a olan dini ve teolojik ilgisi büyüktü. Bu sebeple Türk, Lüterci akıllıdır şeklinde bir deyim vardı. Bu deyim, sapıklık olarak adlandırılan Protestanlıkla yoğun bir şekilde mücadele etmek isteyen Kutsal Roma İmparatorluğu'nun, Habsburg Kralı'nın, Osmanlı'nın sürekli yayılan gücü tarafından engellendiğini ifade ediyordu. İşte burada da yine Habsburg-Osmanlı ilişkilerinde önemli olan bütün Avrupa bileşeni ortaya çıkmaktadır. Birinci ve özellikle ikinci Viyana kuşatması, Avrupa'nın birlik ve beraberliğinin kurulması düşüncesinin pratikte tasdik edilmesi ve pekiştirilmesidir. Erasmus von Rotterdam tarafından 16. yüzyıl başlarında ifade edilen Türklere karşı Avrupa Birliği fikri, ilk defa ikinci Viyana kuşatmasıyla gerçekleşme imkanı bulmuştur. Bu bakımdan Viyana, günümüz Avrupa Birliği ve kimliği fikrine kendini adeta feda etmiş sembolik bir şehirdir. Fakat Osmanlı için Viyana gücünün sınırıdır. Viyana, Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı döneminde zayıflığını ve güçsüzlüğünü idrak ettiği trajik bir doruk noktasıdır. Zira Osmanlı Devleti, İkinci Viyana kuşatmasından sonra kuşatılmaya başlamıştır. Yaklaşık 200 yıl sürecek olan bu kuşatma hareketinin ilk yıllarında Osmanlı 1685'te Neuhözel, 1686'da Ofen, 1687'de Mohaç, 1688'de Belgrad, 1691'de Salamanken ve 1697'deki Zenta Savaşları'nda yenilmiş, Anadolu'ya doğru çekilmeye başlamıştır. Osmanlı ve Avrupa için dönüm noktası olan 2. Viyana kuşatması 14 Temmuz 1683 yılında başladı. Osmanlı ordusunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bulunuyordu. Zamanın ikinci büyük imparatorluğu olan Habsburg Devleti'nin Macaristan içlerine saldırması, Kara Mustafa Paşa'nın sefer için Padişah 4. Mehmet'ten izin almasına sebep oldu. Böylece zaman hükmünü vermiş, Osmanlı ordusu trajik kaderiyle yüzleşmek üzere yola koyulmuştu. Öncelikle Osmanlı ordusuna iştirak eden 40 bin kişilik Tatar Birliği, 4 Temmuz'da Viyana yakınlarındaki Petronel kasabasına ulaştılar. 3 gün sonra Tatar Birliği, Regensburg'un civarında Prens Ludwig Julius von Savoyen komutasındaki orduyla savaştı. Çarpışmada ağır yaralanan Ludwig Julius, Viyana şehrinin içine kaçıp 3 gün sonra ölünce, Avusturya Kralı 1. Leopold ve hamile karısı 80 bin Viyanalıyla birlikte şehri terk edip kaçtı. Bu durum karşısında ordunun komutasını üstlenen Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg, Viyana'yı 3 koldan kuşatmaya başlayan Osmanlı ordusuna karşı savunmaya başladı. Viyana önlerindeki kasabalarda yaşayan halk, erzaklarıyla birlikte surların içine çağrıldı. Türkleri savunmasız bırakmak için kasabalar boşaltıldı. Hatta saldırıya açık boş bir alan oluşturmak için evler yakılıp yıkıldı. Öte yandan Osmanlı ordusu hızla Viyana'ya doğru yaklaşır. Kara Mustafa Paşa yaklaşık 120 bin kişilik ordusuyla birlikte 12 Temmuz'da Viyana önlerindeki kasabalara ulaştı. Birkaç günlük bir süre içinde Osmanlı ordusu Viyana'nın Neustadt, Baden, Schwechat, Inzersdorf, Favorita, Mödling, Buruk, Eisenstadt ve Ödenburg kasabalarını ele geçirdi. Osmanlı ordusu Viyana'yı 14 Temmuz'da 3 koldan kuşattı. Şehri alacağından oldukça emin olan Kara Mustafa Paşa, şehirde büyük bir tahribata yol açmaksızın kuşatmayı zamana yaydı ve şehrin teslim olmasını bekledi. Fakat 11 bin askerin, 5 bin sivil ve gönüllünün lideri olan Graf Ernst Rüdiger teslim olmayı reddetti. Kara Mustafa Paşa 15 Temmuz'da Viyana'nın Tuna Nehri boyunca tamamen kuşatılmadığını, Tuna üzerindeki bir ada üzerinden asker, malzeme ve erzak sevkiyatıyla haberleşmenin devam ettiğini tespit etti. Bunun için öncelikle
Viyana'nın dış dünya ile olan bütün bağlantılarının kesilmesi gerekiyordu. Kara Mustafa Paşa, toprak seviyesi şehrinkinden düşük olan bu adacık üzerinden yapılan sevkiyatı da engelledi ve şehri tamamen kuşatarak ateş altında tuttu. Osmanlı'nın top ateşiyle ürperen Viyana'da bir yandan çıkan yangınlarla savaşılırken, diğer yandan da seferberlik ilan ediliyordu. Viyana halkının bir kısmı savaşmak istemedi. Bir kısmı da savaşacak güce sahip değildi. Hatta kimi araştırmacılara göre bazıları kaçarak Türklerin safına geçtiler. Bu durum karşısında komutan Ernst Rüdiger seferberlik ilan etti. Uymayanlar için ölüm emri çıkarttı. Avusturyalı bir genç 8 Ağustos'ta ispiyoncu olarak yakalandı ve suçlamaları inkar etmesine rağmen 27 Ağustos'ta başı kesilerek idam edildi. Ayrıca bu savaşın kuşatmaya karşı şehri savunan Viyanalıları gerçek Viyana halkını ne kadar ilgilendirdiği sorusu akıllara gelmiştir. Onlar gerçekten Osmanlılara karşı savaşmayı istediler mi? Yoksa onlar Viyana'da bulunan Almanya veya Avusturya ordusu tarafından savaşa katılmaya mı zorlandılar? Zira Viyanalıların savaş tutkunu olmadıklarını gösteren işaretler mevcuttur. Macar yazar Stephen Waiter'ın Kuşatma adıyla kaleme aldığı kitapta Viyanalı halkın şehirden kaçtığını ve Yeniçeri askerlerine katıldığını ifade ettiği bilinmektedir. Osmanlı ordusu Viyana'yı fazla tahrip etmeden ele geçirmek amacıyla ayrıca tüneller kazdı ve baruttan hazırladıkları dinamitleri sur diplerine yerleştirerek patlattı. Ernst Rüdiger komutasındaki Avusturya ordusu tünel işlerinde Osmanlı askerlerini karşılamak veya tünelleri dinamitlemek suretiyle karşı durmaya çalıştı. Viyana kuşatmasında oldukça etkin olan bu tünel savaşlarının hatırasına daha sonra Çerkez Dayı olarak isimlendirilen bir Osmanlı askerinin heykeli dikilmiştir. Çerkez Dayı tünel savaşlarında kahramanca savaşıyla Viyanalıların da takdirini kazanan bir Yeniçeri askeridir. Çerkez Dayı ve beraberindekilerin açtığı tünelin Viyana içlerinde ulaştığı yerde efsaneye göre uyumakta olan bir fırıncı uyanarak Yeniçeri askerlerini fark eder ve nöbetçilere haber verir. Günümüzde hadisenin gerçekleştiği mekanda yine bir fırın bulunmaktadır. Osmanlı ordusunun kuşatmayı zamana yayma düşüncesi zamanla kendi aleyhine işlemeye başladı. Özellikle zamanı çok iyi hesap edememeleri, savaşın ilanından sonra ordularını toparlayarak kararlı biçimde ilerlememeleri, yardım kuvvetlerinin Viyana'ya ulaşmasına sebep oldu. 8 Ağustos'la 31 Ağustos arasında Polonya Kralı 3. Johann Sobieski komutasında bir ordu oluşturuldu. Avusturya, Sachsen, Bayern, Litvanya ve Venedik askerlerinden oluşan 80 ila 100 bin kişilik bu Avrupa ordusu, günümüzde Leopoldsberg olarak isimlendirilen Kahlenberg'de toplandı. Sobieski komutasındaki Kutsal İttifak ordusu, 12 Eylül 1683 yılında Kahlenberg'e hakim olan tepelerden Osmanlılara saldırdılar. Daha önce haberdar olmasına rağmen ciddiye alıp hazırlıklarını yapmayan Osmanlı ordusu, 30-40 bin kişilik bir birlikle Kutsal İttifak ordusuna karşı koymaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve geri çekilmeye başladı. Aynı günün akşamında Osmanlı ordusu kuşatmayı tamamen kaldırmak zorunda kalarak Belgrad'a geri döndü. Kara Mustafa Paşa ise padişahın emriyle idam edildi. Osmanlı ordusunun yenilgisiyle birlikte Avrupa kendini artık Osmanlı'ya karşı durabilecek bir güç olarak tanımıştır. Bu yeni durum Avrupa için o denli önemliydi ki 12 Eylül inançları tahrip etme pahasına da olsa dini bir gün olarak ilan edildi. Osmanlı'nın Viyana'da yenildiği gün olan 12 Eylül, Hazreti Meryem'in doğum günü olarak kabul edilen
8 Eylül yerine ikame edilerek bayram ilan edildi. Osmanlı Devleti'nin Viyana kuşatmasında başarısız olması öylesine bir etki meydana getirmiştir ki, kuşatma sonrası dönemde yeni Avrupa'nın etnik yapısı ve düzeni dahi değişime maruz kalmıştır. Savaşlar nedeniyle tahrip olan ve halkın boşalttığı yerlere birçok Alman kolonyalist davet edildi. Soylular planlı biçimde örnek köyler ve yerleşim yerleri kurdular. Fakat öte yandan Slavlar, Güney Slav halkı Sırplar göç ediyordu. Buna örnek olarak 1690'da gerçekleşen Büyük Sırp Göçü gösterilebilir. Göç eden Sırplar Avusturya bölgesine yerleşiyorlardı ve daha sonraki Yugoslavya'nın ve 90'lı yılların başındaki çöküşüne kadar burada yaşayacaklardı. Tuna bölgesindeki bu etnik yapı değişiminin bir başka nedeni de asker, subay ve memur olarak gelen Müslümanların yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşamış olmalarından ileri gelmiştir. Geri alınarak Habsburg veya Avusturya'ya dahil edilen Macaristan'ın ortasında 150 yıldır Osmanlı şehri olan Budapeşte gibi yerlerden Osmanlı Devleti'nin geri çekilmesi sebebiyle Müslümanlar da bu bölgelerden geri çekildiler. Bu Müslümanlar ya Osmanlı ordusuyla birlikte kaçtılar, ya bu bölgeleri terk ettiler, ya da savaşlarda öldürüldüler. Kimi de ganimet Türkü olarak adlandırılan savaş esiri olarak Habsburg Krallığı'na ve Almanca konuşulan bölgelere götürüldüler. Osmanlı'nın yenilmesinden sonra Viyana'nın yeniden inşasında barok tarzının benimsenmesi ve büyük sarayların inşa edilirken özgürce dizayn edilmesinde en büyük etken, Osmanlı'nın bir daha aynı surlara ateş açamayacağının kesin olarak bilinmesidir. Günümüze kadar uzanan Viyana'nın barok mimarisi ve ince şehir estetiği varlığını birazcık da olsa bu duruma borçludur. ...1529 ve 1683 yıllarında iki defa Viyana'da başarısızlığa uğrayan Osmanlıların artık bu büyük zaferden sonra tehlike oluşturamayacağına dair bir işaretti bu. Öyle ki soylular düşman Osmanlı ordusunun ilerlemesi gibi hiçbir tehlike olmaksızın Fischer von Erlach ve Lukas von Hildebrand gibi zamanın en ünlü barok mimarlarına palasları, sarayları sadece inşa ettirmediler, aynı zamanda ihtişamlı biçimde süslettiler. Viyana kuşatmasının sonuçları bakımından en ilginç yanı, önceki Türk korkusunun Türk hayranlığına dönüşmesi, bütün Avrupa'da Alaturka modasının hakim olmasıdır. Ev içi dekorasyondan giyim kuşama, bilimsel çalışmalar, yemek ve müzik kültürüne varıncaya kadar birçok alanda Türk modası rüzgara esmeye başlamış ve kendini Avrupa'ya kabul ettirmiştir. Yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı Devleti tehdit olarak algılanmadı. Böylece daha o zamanlarda doğuya, Türklere yönelen ilk moda tezahürleri belirmeye başladı. Alaturka tarzında giyinmek veya resim yaptırmak moda olmuştu. Maria Teresa bile 1745'te kendini Alaturka tarzında resmettirmişti. Müzikte Türk etkisinden oldukça faydalanıldı. Buna örnek olarak sadece Türk ve oryantal motiflerin etkisini gördüğümüz Mozart'ı, Haydn, Strauss, Kuluk ve Lanlah'ı zikretmek istiyorum. Ve tabii ki Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma eserini örnek olarak anmak gerekir. Fakat edebiyat ve bilimde de bu oryantalist moda kendine yol buldu. Edebiyatta egzotik ve oryantal olana ilgi duyuluyordu. Bu alanda da Türk imajı müsbet bir şekilde dönüştü. Türkler kerem sahibi ve Ali Cenap olarak tasvir edildi. Böylece Türk imajıyla ilgili müsbet bir dönüşüm tecrübe edildi. Ve tabii bilim alanında da. Henüz Orta Çağ'da yapılan ilk oryantal araştırmalara sahibiz. O dönemde oryantal dilleri öğrenmek mümkündü. Hatta 17. yüzyılın sonunda üniversitede oryantal dersler verilirdi. Maria Teresa daha da ileriye gitti ve doğu ticaretini güçlendirmek, bilim adamlarını doğuya göndermek, elçileri, diplomatik hizmetleri doğuya uygun biçimde hazırlamak için oryantal bir akademi kurdu. Akademide diller ve kültürler öğretildi. Avrupa'nın Viyana üzerinden ve özellikle ikinci kuşatmadan sonra Türk kültüründen etkilenmesinin en bariz örnekleri
kahve ve müziktir. Özellikle Mozart'ın Türk Marşı ve Saraydan Kız Kaçırma Operası, Türk etkisini gösteren en önemli parçalardır. Viyana'nın kahvehane kültürüne mutlaka eklenmesi gereken sütlü yiyecekler kültürü, tatlı kültürü ve strudel var. Bu da Osmanlılardan alınmıştır. Bu kültür 150 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde olan Macaristan üzerinden batıya, yani Avusturya'ya ulaşmıştır. Ve günümüze kadar halk tarafından çok sevilen sütlü bir yiyecek, tatlı olarak varlığını sürdürmektedir. Tıpkı hilal biçimindeki ay çöreği gibi. Kısmen 16. yüzyılda ve 1683 yılından önce güzel sanatlarda, kutsal kilise resimlerinde dahi insanları oryantal kostüm içinde tasvir etmek halk arasında pek kabul görüyordu. Oryantal kostüm içinde tasvir edilenlerin çoğu kötüyü temsil eden resimlerdi. Bu resimlerde idam sahneleri 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne ait olan Filistin, Mısır gibi yerlerde bulunmuş bazı kahramanların öldürülmesi sergileniyordu. Ressamlar burada oryantal malzemeleri seçtiler. Örneğin büyük bir sarık taşıyan birinin kafasını kesmek için kılıç sallayan cellat resimleri gibi. Bunlar çok yaygındı. Fakat sadece menfi anlamda değil. Bilakis oryantal kostümlerin, Çin veya Japon odası gibi dekorasyon unsurlarının saraylarda yaygın olduğunu görüyoruz. Türk modasından bahsediliyor. Öyle ki kilim, halı, küçük masalar ve diğer sanat değeri olan el işlemeleriyle Türk odaları oluşturuluyordu. Esasen 14. ve 15. yüzyıldan itibaren Türklerin Avrupa edebiyatında konu olarak işlendiği görülmektedir. Özellikle 15. yüzyılda Bavyera'da yazılan binlerce makalenin %80'inin Türklerle ilgili olduğu bilinmektedir. Avrupalıların Türklere karşı duyulan korku ve hayranlıkla karışık duygularını edebiyat eserlerinde ve heykelcilikte ifade etmiş olmaları Türk etkisini gözler önüne sermektedir. Bazı şehir duvarlarında veya kapılarında 1683 yılını hatırlatan taştan top mermilerin yerleştirildiğini görürsünüz. Bu mermilerin sözde korunma tılsımına sahip oldukları söylenir. Yıkmak ve tahrip etmek için surlara atılan taş mermiler duvarlarda sergilenerek güya savunma, korunma etkisi yaratılmak istenmiş. Bu tabii bir halk inancıdır. Bazı binaların duvarlarına Türk kafası olarak adlandırılan sarıklı kafalar yerleştirilmiştir. Bunlar da belirli bir savunma karakteri oluşturuyor. Daha sonra bu nesneler bağlamında bir şeyin kaynağını, sebebini araştıran etiyolojik efsaneler oluştu. Özellikle de neden orada türbanlı bir kesik başın olduğu sorulmaya başlandığında bu efsaneler oluşmuştur. Halk edebiyatı alanında oldukça fazla efsane mevcuttur. Ayrıca Viyana'da 1529 ve 1683'teki kuşatma ile ilgili birçok efsane vardır. Ben doğuştan Viyanalı değilim. Güney Avusturya'da iki defa Osmanlı saldırısına maruz kalan küçük bir kasabadan geliyorum. Burada da tarihi efsaneler mevcut. Çocukluk döneminden hatırladığım kadarıyla bu efsaneleri okulda da işittik. Kuşatmadan sonraki dönemde Viyana sokakları dolaşıldığında Avusturyalıların cesaretlerini ve kahramanlıklarını sergilemek için evlerinin pencerelerine Türk kellesi astıkları, Türkleri küçük gösteren heykeller diktikleri görülmektedir. Stefan Stom'un arka cephesinde Kapistran Kazıl denilen çıplak Yeniçeri figürü, Viyana Milli Kütüphanesi önündeki Franciszek Josef Hans komutan heykelinin atının altında yatan bir Türk askeri, Hofburg Sarayı'ndaki kartal figüründe yerde duran hilal örnek olarak verilebilir.
savaştan sonra Türklerin değişik biçimlerde aşağılanması şüphesiz o döneme kadar Avrupa'nın Türklerin gücü karşısında kapıldığı kompleks duyguları ifade etmektedir. Avrupalılık kimliğinin oluşmasında önemli bir payı olan bu özgüvenin kazanılmasıyla Viyana'da birçok caddeye kuşatmayı hatırlatan isimler verilmiş, nihai savaşın yapıldığı Kahlenberg'de anıt dikilmiş, meydanlara savaş kahramanlarının isimleri verilmiştir. Bu dönüşümün en önemli işaretlerinden biri de Viyana'daki Stephansdom Kilisesi'nin en büyük çanının bir Türk topunun eritilmesi suretiyle vücuda getirilmesidir. Fakat bütün bu işaretler, esir alınan Türklerin tamamının aşağılandığı, işkence edildiği veya öldürüldüğü anlamına gelmemektedir. Zira kuşatma sonrasında Türk hayranlığı öncesine göre daha da artmış, kahve Viyana'da yaygınlaşmış, Strudel gibi çeşitli Türk tatlıları Viyana mutfağına girmiş, Doğu araştırmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte kuşatma öncesinin Türk korkusu ilgiye ve saygıya dönüşmüştür. Viyana'nın 18 numaralı ilçesinde bulunan Türkenschanze Park, Türk Surları Parkı, Viyanalıların Türklerle birinci kuşatmada ve belki de daha da öncesinde tanıştıklarını göstermektedir. Şehrin topografi kayıtlarında ilk defa 1649 yılında görülen park, daha sonra 1883'lü yıllardan itibaren yapılandırılmıştır. Türk Büyükelçiliği'nin 1991 yılında yaptırdığı Yunus Emre Çeşmesi ise parka ayrı bir güzellik katmaktadır. Fakat İkinci Viyana kuşatması ve sonrasının en az bilinen, hiç işlenmeyen, belki de en trajik sorusu, Osmanlı ordusunun yenik düşerek Belgrad'a çekilirken ardında bıraktığı binlerce esirin akıbetidir. Şimdiye kadar haklarında ciddi bir araştırma yapılmamış olan bu esirler, Viyana kuşatmasında Avusturya'ya yardıma gelen, başta Polonya ve Alman orduları tarafından esir alınmış ve sonrasında genellikle Avusturya ve Almanya içlerinde köle veya hizmetçi olarak dağıtılmışlardır. Avusturya ve Almanya içlerine dağıtılan binlerce esirin kaderi çok çeşitli de olsa, ilk yıllarda genel olarak kölelik ve hizmetçilik yapmışlardır. Kadın esirlerin çoğuysa Hristiyanlaştırılarak evlendirilmişlerdi. Esirler daha sonra yıllar geçtikçe genellikle zorla vaftiz edildiler. Vaftiz esnasında alışıldığı üzere soylular vaftiz edilenlere eşlik ettiler. Sadece erkek esirler yoktu tabii ki. Genç kız, yetişkin kadın esirler de vardı. Osmanlıların daha önce bulunduğu bölgelerden bu insanlar esir alınarak götürüldüler. Bu kadınlar götürüldükleri yerlerde esir pazarlarına veya haremlere düştüler. Bu durum nihayet Türklerin vaftizi olarak adlandırıldı. Bu 17. yüzyıl ve 18. yüzyılın başlarına kadar da sürdü. Vaftiz edilenler daha sonra başkalarıyla evlendirildiler. 1683 yılından sonra bazı esirler inşa işlerinde kullanıldılar. Bunların bir kısmı fırsatı değerlendirip kaçtı. Çeşitli savaşlarda sürekli olarak esir almaya devam edildi. Bunlar Habsburg Krallığı'na getirildiler. Habsburg'a veya Viyana'ya esir olarak getirilenler arasında yüksek soylu olanlar da vardı ve bunlar resmi değiş tokuş imkanlarından faydalanarak esir değişimi yapıldı ve genellikle fidye talebinde bulunuldu. Alman kaynakları esir alınan Türklerin birçoğunun kısa sürede Hristiyanlığı kabul ettiklerini ve vaftiz edildiklerini yazsalar da belgeler iyice incelendiğinde birçoğunun vaftiz edilmeye mecbur edildiği anlaşılmaktadır. Özellikle vaftiz edilmeyi ve Hristiyanlığı kabul eden Türklerin bazılarının toplum içinde pozisyonunu yükselttiği ve bazen alanlarında en yüksek mevkilere ulaştıkları anlaşılmaktadır.
Bu ganimet Türkleri seçkinler çevresinde kaldıklarında ve eğer din değiştirmeye karar verdiler ise büyük kutlamalar düzenlenirdi. Müslüman bir esir, bir soylunun hizmetinde bulunduğu ve Hristiyanlığa geçtiği takdirde bu bütün şehir halkı tarafından kutlanıyordu. Yerli ve tarihi kaynaklar aracılığıyla soyluların saraylarında yüksek mevkilere gelen, takdir ve saygı gören kadın ve erkek ganimet Türklerinin bulunduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Hristiyanlığı kabul eden genç kız ve yetişkin kadınlar evlendiler ve genellikle işverenleriyle evlendirildiler ve azımsanmayacak düzeyde vergi indiriminden faydalandılar. Bu esirlerin soyuna gelince günümüzde dahi Almanya ve Avusturya'da yaşadıkları tespit edilebilir. Nasıl Doğu Avusturya, Macar ve Çek geçmişine sahipse, bunun gibi elbette günümüzde soyu ganimet Türklerine uzananları da bulmak mümkündür. Kuşatma sonrasında esir alınan ve Almanya içlerinde köle olarak dağıtılan binlerce esir Türk'ün akıbeti ne oldu? Gönüllü olarak Hristiyanlaştırılanlarla vaftiz olmaya karşı direnenler nasıl birbirinden farklı hayatlar yaşadılar?